10 Şubat 1999. Princess Hotel İstanbul. Magazin Gazetecileri Derneği 6. Altın Objektif Ödül Töreni'ni düzenliyordu. Sanatçı Ahmet Kaya da törene yılın sanatçısı ödülünü almak üzere katıldı. Kaya'nın ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla salon bir anda karıştı ve Ahmet Kaya davetliler tarafından hakaretlerle protesto edilmeye başlandı. Gülten Kaya, ödül töreninin davetlilerinden biri ve Ahmet Kaya'nın eşi olarak oradaydı. İşte Ankara bu köpeği. Adalet istiyoruz, yalnız adalet. Cebimde 2 metrelik kefenim duruyor. Her an hazır ve nazır. Her an ama yani. Ölürsem hayatımda istediğim bir tek şey var. Bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler. Asla yani. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim. Ahmet Kaya Türkiye'de 1985'te başladı profesyonel müzik hayatına ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin verdiği, 1999 yılında verdiği ödüle kadar zaten birçok ödül almıştı. Aynı kurum ikinci kez ona yılın sanatçısı ödülünü veriyordu. Fakat Ahmet ödül törenlerine gitmeyi, bulunmayı, o tür salon davetlerinde bulunmayı çok benimseyebilen birisi değildi. Nezaketle reddettim aslında, gidemeyeceğimizi söyledim. Bir de yoğun günlerimizdi. Yeni bir albüm çalışması yapıyorduk. Dayanamadılar ve sadece siz bilin ama gelmek zorundasınız çünkü ödülü var dediler. Biz bunu kendi içimizde konuşurken tabii hemen itiraz etti Ahmet. Yani hiç hoşlanmıyorum, çok sıkılıyorum bu tür yerlere gitmekten ve bulunmaktan dedi aslında. Fakat ben çok ısrar ettim, gitmeliyiz. Çünkü yılın sanatçısı ödülünü verecekler sana, onu da senin alman doğru olur dedim. O sıralar Maslak'taki Prince Hotel'de yapılacaktı ödül töreni. Biz biraz gecikmeli olarak gittik. Hani bir an önce ödül konusunu şey yapalım, halledelim ve eve dönelim, tekrar çalışmaya devam edelim diye. Gittiğimizde her zamanki gibi oradaki işte Türkiye'den sanatçılar, gazeteciler, davetli herkes oradaydı. Birkaç magazin gazetecisi gelip küçük röportajlar yaptılar eşimle. Ondan sonra da ödüllerin verileceği salona geçildi. Derken eşim anons edildi. Ve yılın müzik yıldızı Ahmet Kaya. Tabii ismi anons edildiğinde de ödül açıklandığında da salon çok ciddi alkışladı. Şimdi orada gazeteciler var, medya yöneticileri var ve sanatçılar var. Ve Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreni o. Tam da onlar için haber değeri taşıyan bir şeydir bir sanatçının yeni repertuarını açıklaması. Bu son derece sıradan bir açıklamaydı bizim açımızdan. Ama ilk defa kendi ana dilinde şarkı okuyacak olması da haber değeri taşıyordu onlar açısından. Eşim medyada çok fazla görünmekten hoşlanmayan birisi olduğu için nasılsa bu yeni repertuarla ilgili onunla epeyce röportajlar yapılacak ve bunun haberi yapılmaya çalışılacak. Ama öte yandan da sanki bunu ilk kez yapıyor olması ya da bunun ya bunun şöyle algılanması da mümkün gibi geliyordu bize. Acaba bunu kullanıyor muyuz? Ya da bunun üzerinden bir şey, başka bir şey mi amaçlıyoruz? Bütün bunların da olmaması adına ama en önemli neden de haber değeri olduğu için, oradakiler açısından haber değeri olduğu için teşekkür konuşmasını yaptı. Ben bu ödülü yalnızca kendi adıma değil, bu ödülü İnsan Hakları Derneği adına
bu ödülü cumartesi anneleri adına, bu ödülü magazine emek veren bütün insanlar adına, bu ödülü bütün Türk halkının adına alıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Bu misyonu sana kim yükledi diye sormasınlar. Ben bu misyonu bana tarih yükledi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim. Cümlenin devamı gelmeden daha, daha doğrusu da ağzından Kürtçe kelimesi çıktığı andan itibaren salondan bir uğultu yükseldi. Hakaretler, yuhlamalar eğilmeye başladı. Çok yüksek bu. Şarkısını söyledi ve sahneden indi. Bozar mı sandın acıları? Belaya atlar giderim. Kurşun gibi mavzer gibi dağ gibi patlar giderim. Bozar mı sandın acıları? Bu ödül gecesinden evvel hiçbir konuşma kurgulamadı o. Ama bir insanın, özellikle bir sanatçının etkilendiği, biriktirdiği şeyler vardır. Bunları dillendirir. Ahmet Kaya zaten yüreğinden gelen şeyleri söyleyen bir insandı. O dilin varlığına, o kültürün varlığına dikkat çekmek ve o dilden bir şarkı söyleyerek o halka da bir selam sunmak amaç. Tabii bütün bunlar olurken salon zaten çok karışmıştı. Bu hakaretler o kadar incitici ve kırıcıydı ki bunun üzerine çok gerildi ve dedi ki Yurgan arkadaşlara da teşekkürler. Biz yaşamımız boyunca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduk. Ama Kürt halkının rahatçesini reddeden insanların da kafasından inmeyeceği bu böyle Yurgan arkadaşlara da teşekkürler. Biz yaşamımız boyunca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduk. Ama Kürt halkının rahatçesini reddeden insanların da kafasından inmeyeceği bu böyle dine. Yürekli bir televizyoncu yok mu konuşacak? Size laf söyledi beyler. Atın bu adamı. O adamı atın. Arkadaş. Türk diye bir şey yoktu. Bölücülük yapıyorsun. Cehenneme git. Kalabalığı yararak ve kameraları yararak masaya geldiğinde, masaya oturduğunda sadece benim dizlerime dokunarak beni sakinleştirmeye çalıştığını hatırlıyorum. Şaşkınlık içerisinde ellerini iki tarafa açıp yani gülsün mü, ağlasın mı, bu komedi midir, dram mıdır, trajedi midir, onu anlamaya çalışıyordu sadece. Güzellikler ve dostluklar adına söylemeye çalıştım ama insanlar nasıl algılarsa algılasınlar, benim kimliğimi içimden kimse alamaz. Bu böyle binle yani. Yani ben yıllarca bunu söyledim. Kürt ve Türk halkları kardeştir. Ve yıllarca da böyle kalacaktır. Ve biz yıllarca Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Kürt realitesini sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum, bu kadar yani. İşte devlet işte şey yani alsınlar gözüne gideyim ne yapayım yani. Bu sertleşme o hakaretlerden sonra oldu. Çünkü umarım yayınlarken bunu kesmezsiniz. Çünkü sünnetsiz pezevenk, bölücü, vatan haini, sen İmralı'ya git, Öcalan'ın yanına git diye üzerine yürümeye de başladılar. Yani başka bir halk üzerinden bile, başka bir halkın varlığı bile küfür olarak kullanılabildi o gün orada. Yani sünnetsiz
demek ne demek? Bunu orada sözüm ona Türkiye'nin seçkinleri yapıyor. Medya temsilcileri, sanatçılar. Üzerimize bir takım cisimler yağmaya başladı. Benim alnıma bir çatal değdi. Bunun üzerine çok gerildi çünkü onu gördü alnıma değdiğini. Çok sinirlendi ve çok gerildi. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Yani şirazesinden çıktı her şey. Fakat o sırada bunu tetikleyen çok önemli bir şey oldu. Sahneye çıkan şarkısını söylerken bir anda şarkısının sözlerini değiştirdi ve bir doğaçlama yapmaya başladı. Asıl o çok tetikleyici oldu salondaki bu kötü ve ürkütücü havanın yükselmesinde. Bu şarkıyı söyleyen o sırada bizim masaya doğru bakarak, adeta bize ithaf ederek, vatan bizim, eller sizsiniz, siz elsiniz. Yani bu hava yaratıldı salonda. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgan değil. Atatürk yolunda tüm Türkiye, bu vatan bizim ellerindeyim. Haydi magazin eller! Bu şarkı biter bitmez yine biz ne olduğunu anlamadan tam kalkmaya hazırlanıyoruz ama önümüzü bile göremiyoruz. Ama o sırada sürekli olarak çatallar, bıçaklar fırlatılıyor bize. Hatta üzerimize yürüyenler olunca tabii ki yani birkaç kişi de herhalde koruma içgüdüsü oluştu. Ama garsonlar, oradaki görevli çocuklar etten duvar oluşturdular bizim önümüzde neredeyse. Ama o arada da Magazin Gazetecileri Derneği mensuplarının da birçoğunun bizi korumaya çalıştığını, salonu sakinleştirmeye çalıştığını gördüm. Aktör Mehmet Aslan Tuğ'un yine bize siper olmaya çalıştığını ve salonu sakinleştirmeye çalıştığını gördüm. Savaş Ay'ı gördüm bir ara. Ama önümüzdeki basın, yani kamera ordusundan görebildiğim salonun profilinde de herkes ayakta, işte bize dönmüş, küfredenler var, hakaret eden var, bir şeyler fırlatanlar var. Kimileri ayakta tempo tutarak marş okuyor. Ben oradaki herkesin pespaye bir amigoya dönüştüğünü gördüm bir anda. Bunun içerisinde çok önemli oyuncular, çok önemli işte şarkıcılar falan da vardı. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimize. Kişisel olarak bendeki ilk duygu şuydu, Ahmet'i korumalıyız. Çünkü linç edecekler. Fakat tabii hiçbir şey yapamıyorsunuz o sırada. İkincisi de çok büyük bir yazıklanma duygusuydu. Çok yazıklandım. Yani 5 dakika önce ödülü açıklandığı için onu alkışlayan insanlar aradan 5 dakika geçmeden sadece bir Türkçe şarkı açıklamasından dolayı onu linç etmeye kalkıyorlar ve yani Kafka romanlarından daha beter bir başkalaşım yaşanıyor orada. Çok dehşete düşmüştüm. Yani bunu yapabiliyor olmaları korkunç gelmişti bana. Herkes müthiş ajite. Herkes bir diğerine tepki göstermeye davet ediyor. Herkes bir diğerinin tepkisini bile az bulup onun daha üzerinde daha nasıl hakaret edebilirim, daha nasıl hatta paralayabilirim falan duygusu içerisinde ve ne yazık ki o anda nasıl bir serbest çağrışım olduysa Sivas'taki otelde çıkarılan, yangın ve yakılan aydınlar oldu. Orası da bir oteldi çünkü. Benim aklımdan hızla geçen şeylerden bir tanesi bu olmuştu. Bunu çağrıştırmıştı bana.
biz tam kalkmak üzereyken bir anda bir 10. yıl marşı okunmaya başlandı. Yine o şarkısının sözlerini değiştirerek okuyan sanatçı diyemeyeceğim, beni bağışlayın. Birisi, herhangi birisi. Bir 10. yıl marşı okumaya başladı. Biz tam kalkmak üzereyken marş başlayınca tekrar oturduk. Yani marşı kesmeyelim diye yerimize oturduk. Tabii memleket bölündüğü için o sırada herkes huşu içerisinde, ayakta, kendinden geçmiş vaziyette, elini kolunu sallayarak 10. yıl marşı okuyor ve dehşet verici bir görüntü tabii ve seçkinler tırnak içerisinde bunlar. Hani sokakta, sokakta kendini kontrol edemeyecek olan insanlar da değil bunlar. 10. yıl marşının bitmesini bekledik biz. Okundu ve salondan çıktık ama biz okundu ve salondan çıktık ama ne olur yapmayın. Ya yapmayın ya, haydi ya. Hadi. Ya şöyle bir tanıdın da. Çıkarken de bir karışıklık yaşandı. Asansöre gidiyoruz. Olmuyor. Asansöre giremiyoruz. Benim çok hala konuşurken bana çok dokunan karelerden bir tanesidir. Asansörün kapısı kapatılamadığı için bir an böyle sanki bu dünyada değil, başka bir yerde Ahmet ve başka bir yerden bakarak izliyor, algılamaya çalışıyordu. Bir ara kolunu asansörün iç duvarına yaslayıp hüzünle bakıyor o sırada itişen kakışan gazetecilere. Sonra bunun devamında otelin bahçesine çıktığında da bir kare var hiç aklımdan gitmeyen. Taksiye doğru yürüyor. İki arkadaşımız var yanında. Fakat yürüyemiyor. Yani iki adım atıyor önündeki gazeteciler. Duruyor, bekliyor, olmuyor. Böyle gitmekle durmak arasında bir noktada kalıp duruyor. Yani hep böyle olur ya, birden bir şey olur, o anın görüntüsü alınmak istenir. Bir an duruyor ve çekin, yani ben her zamanki Ahmet'im gibi bir hareket yapıyor. Çekin yani, peki ne yapmak istiyorsunuz? Ben yine Ahmet'im, yani fiziksel hiçbir değişiklik yok üzerimde ama bu anın ruh halini çekebilir misiniz ki? Bu mümkün mü ki? Çekin bakalım gibi bir hareket yapıyor yani. Bana çok dokunmuştu o asansördeki görüntüsü. Ve bahçede bir dakika nereye koşuyoruz? Çeksinler, görüntü alsınlar. Ama ruhumu görüntüleyemeyeceksiniz ki şu anda. Der gibi bir hareketi var onun. Bunlar çok dokunaklı geliyor bana. Beşe baude, beşe baude, yara çalır ezebem, bembem, bembem, vebette, 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 ah, vebette. Burada bu şarkını söylerken benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim, fakat o merhabayı benden esirgeyen, ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım onu anlarlar. İki damla gözyaşım, satıldım pazarlarda, kırdılar yüreğimi, kırdılar nazarlara, sürgünlere yolladılar, sabah dörtte yağmurlara, ben yandım siz yanmayın Allah aşkına. Sanki kurgulanmış gibi her şey, bu oldu mu gerçekten, bu olabilecek bir şey mi diye düşünüyorduk. Televizyon habercileri sokağın algısını değiştirmeye, dönüştürmeye soyunmuşlardı. Kızlarımız okula gidiyorlardı. Bu yapılan haberler,
Ertesi gün okul servisinde küçük çocuklara soruluyordu. Yani senin baban bölücüymüş, senin baban vatan hainiymiş deniyordu. Posta kutumuza inanılmaz tehdit mektupları geliyordu. Elimize tehdit telefonları geliyordu ve ofisimiz, yani ses kayıt stüdyomuzun da bulunduğu yer bir gece yarısı kurşunlandı. Birkaç gün sonra kapının önündeki arabamız kurşunlandı. Ve bütün bunlar Kürtçe bir şarkı söylemek istiyorum diyen bir adama yapıldı. Mahkeme açıldı ve yurt dışına çıkış yasağı kondu. Avukatlarımız bu çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundular ve mahkeme bu talebi kabul etti. Dolayısıyla Ahmet Kaya yasal pasaportuyla bir sabaha karşı saat 4'te Atatürk Havalimanı'nın her zaman kullandığımız dış hatlarından değil de daha küçük uçakların charter seferlerinin yapıldığı bir başka bölümden kalktı onun uçağı. Buradan giden tek yolcuydu o. Küçük bir çanta ve bağlamasını omuzuna asarak konserleri yapıp döneceği biçimde uğurladık onu buradan. O gidişten sonra da gazeteler kaçta diye yazdılar. Onu da manipüle ettiler. Ahmet Kaya kaçmayacak kadar kocaman bir yüreğe, kocaman bir yurt sevgisine sürseniz, zorlasanız dahi buradan gitmeyecek kadar sevgiyle bağlı olduğu bir topraklardan pasaportuyla ayrıldı. Ve hep şunu söyledi. Herkes benim gemileri yaktığımı zannediyor. Ama kenara bağladığım küçük bir kayığım var. Bir gece yarısı hiç kimse duymadan, herkes uykudayken o kayığın iplerini çözüp karanlık sularda ülkeme doğru yol alacağım. Eğer dönseydi muhtemeldir ki akıbeti Hrant Dink'in akıbeti olurdu. Ya da belki Hrant Dink yurt dışında olsaydı akıbeti Ahmet Kaya'nın akıbeti olurdu. İkisinin de ortak noktası vardır benim için. Hrant Dink bizim çok değerli bir dostumuzdu. En büyük ortak noktalarının şu olduğunu düşünüyorum ikisinin. Bu ülkede hiç kimse, belki buna ben bile dahilim, yurt sevgimi, memleket sevgimi ne Hrant'ın ne de Ahmet'in sevgisiyle asla yarıştıramaz. Hiç kimse yarıştıramaz. Onun için her ikisi de bu ülkenin alnından asla silinmeyecek kapkara bir leke. Ama iyi ki bu ülkede yaşamışlar. Apaydınlık insanlarla tanışmışız diye düşünüyorum. Ölürsem hayatımda istediğim bir tek şey var. Bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler. Asla yani. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok sevdim. Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni sonrası Ahmet Kaya hakkında peş peşe davalar açıldı. Ancak Kaya bu davalardan beraat etti. Açılan davaların bir kısmı ise Ahmet Kaya'nın vefatı nedeniyle sonuçlanamadan düştü. Ahmet Kaya 16 Kasım 2000 tarihinde 43 yaşında Paris'teki evinde kalbine yenik düştü. Père Lachaise mezarlığında toprağa verilen Ahmet Kaya sanat hayatına 18 albüm ve yaklaşık 200 şarkı sığdırdı. Gülten Kaya 1985 yılında bir müzik kayıt stüdyosunda Ahmet Kaya ile tanışıp evlendi. 1985 yılından bu yana Ahmet Kaya'nın menajerliğini ve basın danışmanlığını yaptı. Ağladıkça, Korkarım, Ay Gidiyor, Hoşça Kal Gözüm ve Turuncu Gemi gibi yazdığı bazı şarkı sözleri Ahmet Kaya tarafından bestelendi. Ahmet Kaya'nın vefatından sonra kurduğu ve kısa adı GAM olan Gülten Ahmet Melis adlı yapım ve yayın şirketinde Ahmet Kaya'ya ait albümler ve kitaplar yayınlıyor, İstanbul'da yaşıyor.